Hayırlı sabahlar efendim. Bugün 27 Haziran Perşembe, Diyanet TV ekranlarında gündem programıyla karşınızdayız. Gazetelere yansıyan ve basına yansıyan haberleri 45 dakikalık bir süre boyunca sizlere aktaracağız. Haberet.diyanet.tv elektronik posta adresinden ve 0535 018 1750 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Gündeme başlayalım. Türkiye geçtiğimiz güne Edirne'den gelen katliam gibi bir kaza haberiyle uyandı sayın seyirciler. Düzensiz göçmenleri taşıyan panelvan şoförü jandarmadan kaçmaya çalışırken duvara çarptı. 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Ambulansların biri gitti, diğeri geldi. Edirne'de jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan panelvan duvara çarptı. Araç kaçak göçmenleri taşıyordu. Feci kaza Meriç ilçesi Büyük Doğanca mahallesinde sabaha karşı meydana geldi. Durumundan şüphelenilen bir panelvana jandarma komutanlığı ekipleri dur ihtarında bulundu. Panikleyen sürücü aracı hızla şehir merkezine doğru sürdü. O anlar güvenlik kameralarına da böyle yansıdı. Düzensiz göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince duvara çarptı. O esnada can pazarı yaşandı. Kazada 10 düzensiz göçmen öldü, 30 kişi yaralandı. Burada ambulansı çağırdılar. Etfaiye geldi, kapıları açtı. Baltayla balyozla, anladın mı? Balyozla açtı çünkü açılmıyor. Kırdı, döktü şoför koltuğunu, arka bagajı açtı. 10 kişi taşıması gereken yolcu minibüsü 41 kişiyle yola çıkıyor. Bunların 40'ı Afganlı, biri Pakistanlı. Hurda'ya dönen araçtaki yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Edirne Valisi Ekrem Cenap da kaza yerine gelerek inceleme yaptı. İtfaiyeci arkadaşlar gelmişler, arka kapıyı açınca diğer yaralıları, ölüleri onlar çıkarmışlar. Pakistan ve Hindistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan sürücü Tayfun Özdemir hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada İl Jandarma Komutanlığı'yla 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 498 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 1 Kasım 2017 tarihinde görülmeye başlanan 307 sanığın yargılandığı Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı. Olay tarihinde okul dekanı olan eski Tuğgeneral Kerim Acar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi. 307 sanığın yargılandığı Kara Harp Okulu davasında karar duruşmasının ardından FETÖ'cü askerlere ceza yağdı. Duruşma savcısı 31 Temmuz 2018 tarihinde açıkladığı mütalada o dönem Kara Harp Okulu dekanı olan eski Tuğgeneral'le albaylar Önder Haluk Tekbaş, Rafettin Öztürk, Ramazan Nazar, Zafer Alkurt ve Abdullah Topçu'nun da aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etmişti. Savcı ayrıca Kerim Acar ve ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ettiği bazı sanıklar için askeri komutanlıkların gaspı suçundan da müebbet hapisi istedi. Karar duruşmasının ardından Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında olay tarihinde okul dekanı olan eski Tuğgeneral Kerim Acar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi. Darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl 6 ay, 3 sanık ise 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu 94 sanıktan bazıları bütün suçlardan beraat etti. Bazılarına ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Bu arada Adana merkezli 17 ilde FETÖ-PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Malatya'da da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda kanun hükmünde kararname ile kapatılan Malatya Aktif İş Adamları Derneği ile bazı dernek ve vakıflarla iltisaklı oldukları, FETÖ ile iltisaklı bankaya destek amaçlı para yatırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 18 adresli operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Aranan bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden maalesef şehit haberi geldi. PKK-YPG'li teröristlerle girilen çatışmada bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Kuzey Irak'ta yürütülen PKK'ya yönelik operasyondaysa 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Tunceli ve Van'da da 5 terörist öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları saldırı düzenleyen terör örgütü PKK-YPG'li teröristlerle çatışmaya girdi. Çatışmada piyade uzman onbaşı Mikail Can'dan şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralanan askerler Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı. Şehidin memleketi Aksaray'daki ailesine acı haber verildikten sonra evlerine Türk bayrağı asıldı. Aksaray'da gözyaşları şehit Mikail Can için aktı. PKK ve PYD'ye lanet yağdı. Bağlıkaya beldesinde düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı tekbirler ve dualarla toprağa verildi. Irak'ın kuzeyindeki PKK inlerine operasyon ise sürüyor. Hakurk bölgesindeki operasyonla koordineli olarak Metina bölgesini de içine alan son hava harekatlarında 3 terörist de öldürüldü. Harekatta PKK'nın kullandığı mağara ve mevziler de imha edildi. Yurt içinde de operasyonlar sürüyor. Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van'ın Gevaş ilçesinde 18 Haziran'da güvenlik korucularına el yapımı patlayıcıyla saldıran teröristlerin yakalanması için operasyon yürütülüyordu. Koruculara yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen iki terörist Çatak ilçesine bağlı Işınlı Köyü kırsalında tespit edildi. Hava destekli operasyonda o iki terörist etkisiz hale getirildi. Sayın seyirciler, askerlik süresini 6 aya indiren bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi ve kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte terhisler de başladı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki 40 asker terhis oldu. Askerlik süresini 6 aya indiren bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte terhisler de başladı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki 40 asker terhis oldu. Antalya Jandarma Komutanlığı Nizamiyesi önünde valizleriyle gelen 40 asker komutanları ve silah arkadaşlarıyla vedalaştı. Askerler alkışlar eşliğinde birliklerinden ayrıldı. Güzel bir şekilde vatanî görevimizi yerine getirdik. Komutanlarımız bize olan sevgisi, aynı zamanda saygısı, bize gösterdiği disiplin, çok şey kazandık askerde. 7 ay içerisinde güzel günler geçirdim. Bana güzel dersler aldım. Yani askeri açısından güzeldi. Arkadaşlarımdan şimdi de ayrılıyorum. Tekrar Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bizlerimizin. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni yaptırım açıklamalarının ardından yüksek tansiyon İran'dan gelen tepkilerle devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın dini lideri Hamaneyi de hedef alan yeni yaptırım kararını aptallık diye nitelendirdi. Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı Bolton'dansa İran'a gerçek müzakere çağrısı geldi. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ait insansız hava aracını düşürmesinin ardından Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik artıyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İran'ın dini lideri Hamaneyi de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklamasına İran'dan sert tepki geldi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesine yönelik aldığı yeni yaptırım kararlarını eleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Beyaz Saray'ın zeka geriliğinden muzdarip olduğunu ifade etti. 80 yaşındaki Amani'nin ABD'ye seyahat etmek gibi bir planının hiçbir zaman olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı, atılan bu adımı utanmazca ve aptalca olarak nitelendirdi. Der beraber sedai cihaniyan karar daşt. İran'ı bir kez daha ekonomi silahıyla vurmaya çalışan Washington yönetimi ise yaptırımların kapsamını genişletme sinyali verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır açıklamasını yaptı. Önümüzdeki günlerde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e yaptırımlar gelmesi de bekleniyor. Diplomasi yolunu giderek kapatan gelişmelere rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakere çağrıları da geliyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek müzakerelere açık olduğunu belirterek, İran'ın tek yapması gereken bıraktığımız açık kapıdan girmektir, dedi. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görünürde İsrail-Filistin meselesinin çözümü için planladığını iddia ettiği Yüzyılın Anlaşması Bahreyn'de devam eden çalıştay üzerinden ciddi bir tepki çekiyor. Arap dünyası hem çalıştaya katılımı hem de henüz İsrail emellerine hizmet edeceği belirtilen ABD-İsrail planına karşı ikiye bölündü. Birçok İslam ülkesi de plana ve çalıştaya tepkili. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in söylediği gibi bir refah planı mı yoksa Filistin davasına komplo mu? Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde Bahreyn'in başkenti Manama'da refah için barış temasıyla başlayan Filistinlilerin boykot ettiği çalıştay Arap dünyasını ikiye böldü. Aslında çalıştay ekonomi gündemli ancak bu çerçevede sözde 100 yılın anlaşmasına da göndermeler yapılıyor. Amerikan Başkanı Trump'ın Yahudi asıllı damadı Jared Kushner öncülüğünde İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırlandı. Ama tamamen İsrail emellerine hizmet ettiği ifade ediliyor. Zira henüz net bir şekilde açıklanmış değil. Filistin ve komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolarlık yatırım fonu ve Batı Şeria ile Gazze'yi bağlayan 5 milyar dolarlık bir ulaşım koridorunun inşasını vaat ettiği belirtiliyor. Bu nedenle eski Hamas siyasi büro başkanı Halit Meşal, 100 yılın anlaşmasını Arapların paralarıyla bölgeye verilen bir rüşvet olarak nitelendirdi. Birçok İslam ülkesi ve 25 uluslararası örgüt, Bahreyn'deki çalıştayın Filistin davasına komplo kurma amaçlı son derece tehlikeli bir adım olduğu görüşünde. Bahreyn'deki toplantıya ev sahibi Bahreyn, çalıştay organizatörü Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Ürdün ve Katar farklı seviyelerdeki temsilcilerle katılıyor. Filistin başta olmak üzere Irak ve Lübnan'sa net bir tutum takınarak çalıştaya katılmayacaklarını duyurdu. Cezayir, Yemen, Moritanya, Cibuti, Sudan, Suriye, Umman, Libya, Somali, Komor Adaları, Kuveyt'te çalıştaya ilişkin konumlarını belirtmeyip sessiz kalmayı tercih eden ülkeler olarak öne çıkıyor. Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Muhammed Abdülkerim, Filistin yalnızca Filistinliler için değil, tüm ümmet için bir İslam toprağıdır sözleriyle çalıştaya katılmayan ülkelerin boykotuna destek verdi. Bahreyn çalıştayı, Gazze ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen gösterilerle de protesto edildi. Haziran 2019 Perşembe gününün gazete manşetlerine bakacağız şimdi. Güneş gazetesiyle başlayalım. Jet mesaj manşetini görüyoruz Güneş gazetesinde. Milli menfaatlerimizi korumak için Doğu Akdeniz'e Fatih'ten sonra ikinci sondaj gemisi Yavuz'u gönderen Ankara, tehditlere boyun eğmeyeceğini bir kez daha ortaya koydu. Mesaj F-16 pilotunun Akdeniz üzerindeki öz çekimiyle verildi denilmiş. Avrupa, Amerika ve İsrail'i arkasına alarak bölgenin enerji kaynaklarını gasp etmeye kalkışan Yunanistan Başbakanı Tsipras'ın askeri müdahale tehdidine cevap gecikmedi. Türkiye karşısındaki güç kim olursa olsun uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanma kararlılığını net bir şekilde gösterdi.
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları sondaj noktasına doğru yol alan Yavuz'u Akdeniz üzerinde selamladı. AİM-120 ve AİM-9 tipi hava füzelerinin yüklendiği uçaklardan birinin pilotu o anı fotoğraf karesiyle kayda geçirdi. Dosta düşmana, biz buradayız, kimse yanlış hesap yapmasın mesajı verildi deniliyor. Haberin ayrıntılarında hemen yanında Yunan Bakanı uyardı başlığıyla bir haber paylaşılmış yine manşetin. Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis'le görüştü. Ege Denizi ve Akdeniz'de menfaatlerimizden taviz verilmeyeceğini belirterek provokatif davranışlardan vazgeçin şeklinde konuştu denilmiş. Devam edelim. Kışla'da erken terhis sevinci başlığını görüyoruz. Bir diğer aktaracağımız başlık bugünkü Güneş gazetesinden. Yeni askerlik sisteminin kanunlaşmasının ardından kışlalarda erken terhisler başladı. Askerlik süresini 6 aya indiren kanunla birlikte vatani görevini tamamlayanlar komutanlarıyla vedalaştı. Kimi 5 gün, kimi de 6 ay önceden erken terhis sevinci yaşayıp evlerinin yolunu tuttu. İhtiyaç anında tekrar görev yapmak için hazır olduklarını belirten askerler, ailelerimize erken kavuşacağımız için mutluyuz dedi. Devam ediyoruz. Bir diğer haber başlığı helal olsun sana şeklinde aktarılıyor. Güneş gazetesinin en alt kısmında yer almış bu haber bugünkü sayısında. İstanbul'da Cezayirli genç pencereden düşen Suriyeli bebeğin hayatını kurtardı. Fatih'te Suriyeli ailenin 2 yaşındaki kız çocuğu Doha Muhammed, annesi mutfakta yemek yaparken 2. kattaki dairenin penceresine çıktı. Camdan sarkan çocuk bir süre sonra ellerini bıraktı. Evin karşısındaki ahşap atölyesinde çalışan 17 yaşındaki Cezayirli Fevzi Zabaat Doha'yı yere düşmeden yakalayarak hayatını kurtardı denilmiş haberin ayrıntılarında. Güneş gazetesinden aktaracağımız son haber bu şekildeydi. Yeni Birlik gazetesiyle devam edelim. Erdoğan Japonya'da manşetini görüyoruz bugünkü Yeni Birlik gazetesinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada mülteciler konusunda en önemli bedeli ödeyen ülke Türkiye. Bu minvalde uluslararası işbirliğinin artırılması ve külfet paylaşımının sağlanması yönündeki görüşlerimizi bir kez daha muhataplarımızın dikkatine sunacağız, dedi. Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'da hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin üyesi olduğu G20 platformunu dünyanın önde gelen, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerini bir araya getirmesi bakımından çok önemsediklerini ifade ederek, G20'nin dünya ekonomisinin yaklaşık %85'ini, dünya ticaretinin %75'ini ve dünya nüfusunun da 1/3'ünü teşkil ettiğini anlattı denilmiş haberin ayrıntılarında. Hemen yanındaki başlığa geçelim. Akar'dan diplomasi trafiği başlığıyla aktarılmış bu haber. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısı çerçevesinde Brüksel'de ikili temaslarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Vekili Mark Esper'le görüşmesinde Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinildi. Görüşmede ayrıca Suriye ve F-35 savaş uçağı projesiyle ilgili ikili güvenlik ve savunma işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu denilmiş yine bu haberin de ayrıntılarında. Logonun üst kısmındaki haberlere geçelim şimdi. İki başlık aktaracağız. İlk aktaracağımız başlık stratejik platformları değerlendiriyoruz şeklinde verilmiş. Bugünkü Yeni Birlik gazetesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ulusal çıkarları ve küresel barış için stratejik platformları değerlendirmeye her ülkeyle siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeye çalıştığını bildirdi. Altun, Cumhurbaşkanımız Japonya'da G20 toplantılarının yanı sıra ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin başta olmak üzere pek çok liderle yapacağı ikili görüşmelerde karşılıklı ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak. G20 zirvesinden sonra Pekin'e bir ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanımız Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Türkiye-Çin ilişkilerini daha da ileri taşıyacak konuları masaya yatıracak ifadelerini kullandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35'leri getirmediği tatbikatta pençe mesajı denilmiş. Hemen yanındaki haberde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca her yıl düzenlenen ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ara verilen Uluslararası Anadolu Kartalı eğitim tatbikatı yeniden başladı. Amerika Birleşik Devletleri de tatbikata katılan ülkeler arasında yer aldı. ABD tatbikata son zamanlarda Türkiye'yi yakından ilgilendiren 5. nesil F-35 savaş uçaklarıyla değil F-15'lerle katıldı. Tatbikatta Türk pilotların pençe işaretleri dikkatlerden kaçmadı denilmiş bu haberde de. Evet, son aktaracağımız haber bu şekildeydi. Yeni Birlik gazetesinden devam edelim. Star gazetesi var sırada. 100 yıllık ahlaksız teklif manşetini görüyoruz Star gazetesinde. Filistin topraklarının satış teklifi 100 yıl sonra Refah için barış aldatmacasıyla yeniden masada. Siyonist yönetim süslü laflarla 100 yılın ihanetini perdelemeye çalışırken Arap ülke temsilcilerinden Filistin'i imha planına tek bir itiraz sesi yükselmedi denilmiş. Yüzyılın anlaşması yalanıyla Filistin'e dayatılan sözde barış planının finans ayağının konuşulduğu toplantıda Trump'ın danışmanı Kushner, Batı Şeria ve Gazze'deki yatırım projelerini sınırları olmayan harita üzerinden anlattı. Kushner bu haritayla Arap ülkelerine Siyonist İsrail'in işgalini yok saydıkları mesajını doğrudan verdi. Filistin davasına ihaneti Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas yetkilileri dikkatle dinledi. Plana ilk destek Suudi Arabistan'dan geldi. ABD'nin barış planı başarıya ulaşabilir çünkü yatırımları içeriyor. Bahreyn'de İsrail bölge varlığını sürdürmesi gereken bir ülke. Onunla iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz. Açıklamasını yaptı denilmiş haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz. Star gazetesinin üst kısmındaki başlığı aktaralım. Logonun hemen üst kısmında yer alıyor. NATO ülkeleri birbirine yaptırımı uygulamaz şeklinde aktarılmış. Başkan Erdoğan, Rusya'dan S-400 alımında teslim sürecinde olunduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım tehdidine tepki gösterdi. NATO ülkelerinin birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum. Bizim Amerika'yla münasebetlerimiz stratejik ortaklık. Sayın Trump'la görüşmelerimde yaptırım izlenimi hiç almadım. ABD'nin burada ne hakkı var? Senato ne diyebilir? Bu denizlerden çıkabilecek Nema, Kıbrıs'ta yaşayan herkesin hakkıdır. Güney Kıbrıs'ın kontrolünde yapacağız derseniz evet diyemeyiz şeklinde özetlenmiş Erdoğan'ın ifadeleri. Evet, kışla da aylar geçti ama bir gün geçmek bilmedi. Dün terhis olmaya başlayan askerlerin mutluluğu yine gazetelerde ağırlıklı olarak paylaşılmış durumda. Askerlik süresini 6 aya indiren yasa resmi gazetede yayımlandı. Kışlalarda bekleyiş başladı. Bedelliği kalıcı hale getiren, askerlik süresini de 6 aya indiren yeni yasa erken tezkere alacak askerlere bayram yaşattı. İşlemlerin tamamlanmasını bekleyen erler keplerini havaya atıp tezahüratlarda bulundu. Aralarında ailelerine erken kavuşabilmek için izin bile yapmayanların olduğu askerler Başkan Erdoğan'a teşekkür etti denilmiş. Evet, bu da aktaracağımız son haber başlığıydı Star gazetesinden. Devam ediyoruz Milat gazetesiyle. Milat'ın manşeti boş yapma şeklinde aktarılıyor. Yunanistan-Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak Çipras'a yönelik bir ifade bu. Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulunan Yunanistan sabırları zorluyor. Çipras'ın tehditlerini kuru gürültü olarak yorumlayan uzmanlar Yunan tarihten ders almamış gibi yorumunda bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri Yunanistan başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız etti. Fatih'ten sonra Yavuz sondaj gemisinin de Kıbrıs'a yol alması üzerine Türkiye'yi tehdit etmeye kalkışan Yunanistan Başbakanı Çipras'a sert çıkan Başkan Erdoğan, bunun maliyeti büyük olacaktır diyerek Türkiye'nin kararlılığını gösterdi. Uzmanlar Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin arkasına sığınarak konuşmasını kuru gürültü, hadsizlik ve beyhude bir çırpınış olarak yorumladı. Emekli tümamiral Cem Gürdeniz, çatışma çıkarmak isteyen Yunanistan'ın tarihten ders almamış
Çipras kimin vatanından kimi kovuyor, o bölge Türkiye mavi vatanının kalbidir şeklinde konuştu denilmiş. Devam ediyoruz. Milat gazetesinden aktaracağımız haberlere en üst kısımda bir haber başlığını görüyoruz. Dünyanın gözü Osaka'da şeklinde Erdoğan ve Trump'ın fotoğrafıyla paylaşılan bu haberin ayrıntılarını aktaralım. Japonya'daki G20 zirvesinde Trump'la görüşecek olan Başkan Erdoğan, S-400'ler ve Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleri konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurgulayacak. Erdoğan, 19 ülke devlet başkanının katılacağı Japonya'nın Osaka şehrindeki G20 liderler zirvesinde Trump ve Putin'in yanı sıra Japonya ve Çin devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan-Trump görüşmesinde S-400'ler, Suriye krizi ve FETÖ konuları da ele alınacak denilmiş haberde. Devam edelim. Hemen altındaki başlık 50 bin sosyal konut şeklinde aktarılmış Milat'ta. Bakan Kurum, TOKİ tarafından Başakşehir Kayabaşı'nda gerçekleştirilen 4467 sosyal konut projesinin kura çekimine katıldı. Kurada ismi çıkanlar sevinç gözyaşı döktü. Bakan Kurum, imar barışına bugüne kadar 10 milyon 250 bin kişinin başvurduğunu söyledi. Kurum, Başkan Erdoğan'ın yerel seçimler öncesinde tüm Türkiye'de başlattığı 50 bin sosyal konutu aynı anda projelendirdiklerini de ifade etti denilmiş. Devam edelim. Barter modeli gelsin şeklinde bir başlık görüyoruz. En alt kısımlarda yer alıyor Milat gazetesinde. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, dolara olan ilginin Türk lirasına zarar verdiğini belirterek devletin borçları ödemede barter sistemi kullanmasını teklif etti. Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, özel sektörün kamu alacaklarını tahsil etmesi için takas sistemi olarak bilinen barter modelini önerdi. Özdemir, barterla ilgili bir yasal düzenleme ile yeni bir finansman kaynağı oluşturulabilir ifadelerini kullandı. Afrin'den acı haber başlığını da aktaralım. Dün basına yansımıştı ve üzülmüştük. Suriye'nin Halep kentine bağlı Zeytin Dalı Harekatı'yla özgürleştirilen Afrin ilçesi Kimar Üst Bölgesi mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada uzman onbaşı Mikail Candan şehit olurken 5 Mehmetçik de yaralandı denilmiş. Askerimizin fotoğrafıyla birlikte aktarılmış bu haberde. Evet, Milat gazetesinden aktaracağımız son haber başlığıydı bu. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Tarihi bereket başlığını görüyoruz Milliyet gazetesinin bugünkü sayısında. İnsanoğlunun 12 bin yıl önce tarıma başladığı Mezopotamya'da en eski buğday türü olan ve yeniden canlandırılan sorgülün hasadı Mardin'de yapıldı. Dünyaca ünlü Mardinli kadın şef Ebru Baybara Demir'in girişimiyle hayata geçirilen, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yaşayan Toprak Yerel Tohum Projesi meyvelerini verdi. Proje kapsamında yeniden canlandırılan ve 2017'den bu yana tohumluk olarak ekimi yapılan Mezopotamya'nın en eski buğdayı sorgülün hasadı Mardin'de gerçekleştirildi deniliyor haberde. Devam edelim. Trump'tan yaptırım izlenimi almadım başlığını görüyoruz hemen yanında. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28-29 Haziran'da Osaka'da yapılacak G20 zirvesine katılmak üzere Japonya'ya gitti. Hareketinden önce konuşan Erdoğan, S-400 ile ilgili işin bittiğini, teslim sürecinde olduğunu ifade etti. NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum. Sayın Trump'la görüşmelerimde bu izlenimleri hiç almadım ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile ortak tatbikat başlığı sırada 2001'den beri her yıl düzenlenen ve 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ara verilen Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı bu yıl tekrar start aldı. 17 Haziran'da Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda başlayan eğitimin gözlemci günü dün gerçekleştirildi. F-35 savaş uçağıyla eğitime katılacağı ileri sürülen Amerika Birleşik Devletleri 6 adet F-15 de tatbikata katıldı. Evet, Milliyet gazetesinden son aktaracağımız başlıkta Star'la devam ediyoruz.
Azmin ve Cesaretin Zaferi manşetini görüyoruz Sabah gazetesinde. Doğuştan ellerini ve ayaklarını kullanamayan Şeyda Melis, klavyeyi burnuyla, mouse'u da sol ayağıyla kullanarak üniversiteyi birincilikle bitirdi. Hayata tutunmak için verdiği olağanüstü mücadeleyle gerçek bir başarıya imza atan Şeyda Melis Türk Kahraman, yazılım mühendisliği bölümünden 4 üzerinden 3.99 not ortalamasıyla mezun oldu. Yaptıklarıyla yalnızca engelli bireylere değil, herkese örnek olmak istediğini belirten Şeyda, Melis gençlere şu mesajı verdi: "Umarım kendi yolumda ilerlerken yolculuğuma tanık olan herkese mesafe kat etmek için her zaman ayaklara gerek olmadığını ve dahası ayakları varken durmayıp koşmaları gerektiğini göstermek adına örnek olabilmişimdir" şeklinde veriliyor ifadeleri. Devam ediyoruz. İnsanlığın ölümü başlığı en alt kısımda yer alıyor Sabah gazetesinde. Edirne'de mültecileri taşıyan minibüs jandarmadan kaçarken kaza yaptı. 10 ölü, 30 yaralı. Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen 39 mülteci, balık istifi bindirildiği panelvan minibüste Edirne'den yola çıktı. Jandarmaların fark ettiği minibüs kaçarken aşırı hızdan duvara çarptı. Pakistanlı 10 kişi öldü. Sürücüyle birlikte 30 kişi yaralandı deniliyor. Dün ağırlıklı olarak bültenlerimizde de aktarmıştık bu haberi. Evet, Sabah gazetesinden aktaracağımız son haber başlığı da bu şekildeydi. Manşetleri noktaladık, gündeme devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler Konseyi'nden Suriye'deki gençliğe dur çağrısı. Türkiye'den Filistinlilere 10 milyon dolarlık destek. Sudan'da darbe sonrası gerginlik sürüyor. Türkiye ve Tunus'tan Afrika ile ticareti artırma hamlesi. Bu haberler ve daha fazlası için şimdi Gönül Coğrafyamızdan haberleri paylaşacağız. Afrika Yeni Gelişim Zirvesi başkent Tunus'ta başladı. Zirveye Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan da katıldı. Doğan, Türkiye'nin Tunus'la işbirliği halinde Afrika kıtasıyla ticaret hacmini senelik 100 milyar dolara çıkarmayı amaçladığını belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'deki insani durumu görüşmek üzere toplandı. Konseyde sağlık merkezlerinin hedef alınmasına tepki büyüktü. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, "Bugün bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gerginliği azaltın, hayatları kurtarın" diyerek barış çağrısında bulundu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Yardım Taahhütü Konferansı'nda konuştu. Sinirlioğlu, uluslararası toplumu siyasi ve mali desteğini artırmaya ve pekiştirmeye çağırıyoruz dedi. Sinirlioğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 10 milyon dolar aktaracağını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Kudüs'te düzenlenen ABD-Rusya-İsrail Üçlü Güvenlik Zirvesi'nde konuştu. Netanyahu, "Hepimizin ortak amacı 2011'den sonra Suriye'ye gelen tüm yabancı güçlerin bu ülkeden çıkarılması" dedi. Sudan'da askeri darbeye tepkiler devam ediyor. Başkent Hartum başta olmak üzere Umdurman ve kuzeydeki Atbara kentlerinde gece gösteriler düzenlendi. Gösterilerde siviller askerlere yönetimi bırakma çağrısında bulundu. Adı sıklıkla İslamofobik eylemlerle gündeme gelen Almanya'dan bu kez güzel bir haber veriyoruz. Almanya'nın Aachen kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Aachen Yunus Emre Camii önündeki meydana Cami Meydanı ismi verildi. İsim değişikliği vesilesiyle düzenlenen programda hoşgörü mesajları verildi. Cami Meydanı, hoşgörünün birlik ve beraberliğin nişanesi. Burası Almanya'nın Aachen kentinde bulunan Yunus Emre Camii. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ve Aachen Belediyesi'nin ortak kararıyla Yunus Emre Camii önünde bulunan meydana Cami Meydanı ismi verildi.
2100 metrekare büyüklüğündeki meydanın açılış törenine Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes de Aachen Belediye Başkanı Markel Philipp de katıldı. Belediye Başkanı Markel Philipp, meydanın birlik ve beraberliğin sembolü olacağını söyledi. Bunun gerçekleşmesi için kurum ve kuruluşların yanı sıra siyasetçiler de destek verdi. Böylece meydanın isminin değişmesini sağladık. Şehrimizde artık bir cami meydanı olmasından dolayı belediye başkanı olarak çok mutluyum. Açılışta konuşan Türkiye Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, ırkçı ve nefret söylemlerine karşı mesaj verdi. Bazı çevreler toplumda yabancı düşmanlığını, ırkçılığı, ayrımcılığı körüklemeye çalışmaktadırlar. Bu şekilde toplumları bölüp içimize korku salmaya çalışmaktadırlar. İşte biz bu kişilere karşı bugün burada olduğu gibi birlik, beraberlik içerisinde karşılık vermeliyiz. Ve bu şekilde bir araya gelerek sesimizi daha yüksek çıkarmalıyız. Camiler rengarenk, camiler cıvıl cıvıl. Camiler çocuklarla dolsun, ahlakı Kur'an olsun sloganıyla başlayan yaz Kur'an kursları devam ediyor. Balıkesir'de çocukların bir misafiri vardı. İl müftüsü Ramazan Topçan onları ziyaret etti. Hatta birlikte oyun oynadılar. Kahramanmaraş'ta ise Kur'an kursuna giden öğrencilere farklı bir destek geldi. Okullar kapandı, camiler ve Kur'an kursları çocuklarla şenlendi. Balıkesir'de çocuklar İl Müftüsü Ramazan Topçan'la bir araya geldi. İl Müftüsü Ramazan Topçan camide Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencilerle birlikte mendil kapmaca oynadı, çocuklara bisküvi ikram etti. Biz bir taraftan Kur'an-ı Kerim'le buluştururken diğer tarafla cami ve cami adabı edebiyle buluşturuyoruz. Bunun yanında aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerle cami ve cami adabını, edebini, kültürünü sevdirmek için de çocuklarımıza yönelik çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Eğitimi sevdirerek, belki biraz da oyunla nasıl cazibeli hale dönüştürebiliriz, bunun gayretli içerisindeyiz. Balıkesir İl Müftüsü Topçan, Kur'an kurslarına gelen çocuklara sadece yüzünden Kur'an okuma öğretmediklerini belirtirken, mana ve ahlaki değerleri de öğrettiklerinin altını çizdi. İyi ki de geldiniz, iyi ki de varsınız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Biz burada sadece Kur'an-ı Kerim'in yüzünden okumasını çocuklarımıza öğretmiyoruz. Aynı zamanda yüzünden okumasını öğrettiğimiz aziz kitabımızın mana yönünü de, özellikle günümüz dünyasına bakan insanlar arasındaki ilişkilerimizin huzur ve barışına katkı sağlayacak ahlaki yönünün de göz önünde çıkararak, onu da ön plana alarak sevgili yavrularımıza toplum içerisindeki davranışlarının güzelleştirme adına da eğitim faaliyetlerimiz var. Değerler eğitimi dediğimiz, mahremiyet eğitimi dediğimiz. Kahramanmaraş'ta ise bir berber yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar için çok güzel bir kampanya başlattı. Ahmet Demir, Sarayaltı Camii'nde açılan Kur'an kursuna giden öğrencilerin 10'ar kişilik gruplar halinde ücretsiz olarak saç tıraşlarını yapıyor. Güzel mi okumak? Cami güzel mi? Malum yaz başladı, okul bitti. Artık yani okulda Kur'an sezonumuz başladı. Camilerimiz şenlendi. Biz de bir hocamıza bir küçük bir böyle elimizden geldiği kadar bir yararımız olsun dedik. Çorbaya tuzumuz olsun dedik. Yani biz öğrencilerimiz geldi, bir tıraş edelim dedik. Hocamıza da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Hocamız sağ olsun buraya gönderiyor. Ayrıyeten burada da bir mutlu olsun çocuklar, tıraş olsun. Sevinsinler de yani. Başka bir amacımız yok. Sarayaltı Camii İmam Hatibi Sadık Kumru'da berber Ahmet Demir'in bu güzel çalışmasının çok değerli olduğunu belirtti. Yaz Kur'an kurslarımız başladı. Bu kurslarımız devam ederken çarşımızda berber kardeşlerimizden birisi bu öğrencilerimize yönelik tıraş yapmakta. Güzel bir davranış. Bu güzel davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Kur'an kursuna giden çocuklar bu uygulamadan dolayı ise bir hayli memnun. Sarayaltı Kur'an kursundan geldik. Ahmet Usta'ya çok teşekkürler. Bizi tıraş ediyor. Sarayaltı Camisi'ne geldim. Hocamız bizi Ahmet abiye getirir. Çok sevindik. Güzel bir duyguydu. Ahmet abimiz bizi tıraş etti. Güzel mi okumak? Seviyor musun?
Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit aileleri 17 yıl önce oluşturdukları Çubuk Şehitleri Ormanı'na adeta göz bebekleri gibi bakıyor. Her yıl çocuklarının doğum ve şehadet yıl dönümleriyle özel günlerde fidan dikiyorlar. Aileler hem şehitlerinin anılarını yaşatıyor hem de doğayı yeşillendiriyor. Kimi oğlunu kaybetti, kimi kardeşini, kimi ise eşini. Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit aileleri şehitlerinin hatıralarını yaşatmak ve onları yad etmek için 17 yıl önce önemli bir projeyi hayata geçirdiler. Aileler ilçede şehitler ormanı oluşturdu. O ormanda şehitlerinin özlemlerini gideriyor, biraz olsun teselli buluyorlar. Şehitlerin doğum ve şehadet yıl dönümlerinde hatta diğer özel günlerde onlar adına ağaç dikiyorlar. Çocuğumuz şehit oldu ama bu dünyada yaşaması için bir ağaç, bir fidan değil. Biz de elimizden geldiği kadar bir şehit için bir fidan yetiştirmeye çalışıyoruz. Evlat sevgisini tıpkı bir bebek gibi gün be gün büyüyen ağaçlarda yaşatıyorlar bir bakıma. Çamlar insan gibi aynı. Bir insan gibi büyütmemiz lazım. Çocuk gibi büyüyecek, büyüyecek. Değişik zamanlarda gelip bakımlarını yaptılar. Suladılar, evlatların sevgisini tattılar. Şehitlerini yaşatma duygusunun yanı sıra aynı zamanda doğayı güzelleştiriyor, çevreyi yeşillendiriyorlar. Bu huzur duyuyorum böyle, yemyeşil bir alanın olması, şehitlerimizin adını yaşatılması. Çam fidanlar bugün iki adam boyu oldu, 17 sene boyunca büyüdüler. Ankara'nın Çubuk ilçesi terörle mücadelede en çok şehit veren ilçelerden biri olarak da dikkat çekiyor. Çocuğum şehit olalı 25 sene oldu. Her sene doğum gününde, yaş gününde, buralara babalar gününde gelir. Bu dahaki fidanları için, Allah rızası için ve şehidimiz için her gün, her sene bir fidan dikerik. Diyanet TV'nin Moğolistan'dan ziyaretçileri vardı. Dün Millet Üniversitesi, Moğolistan Millet Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri Diyanet TV stüdyolarını gezdi. Ziyarette Moğol konuklar doğru dini bilginin yayıncılık alanındaki önemine vurgu yaptı. Diyanet TV'nin edindiği misyona dikkat çekti. Diyanet TV Moğolistan'dan gelen misafirlere kapılarını açtı. Moğolistan Millet Üniversitesi öğretim üyeleri Diyanet TV stüdyolarını ziyaret etti. İslam dini hakkında bilgi edinmek için geldik. Aynı zamanda İslami programlar hakkında tecrübeler edindik. Buraya gelerek İslam dini hakkında önemli bilgiler edindik. Türkiye'de dine verilen önemin Moğolistan içinde büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Stüdyoları gezen ve yayınlar hakkında bilgi alan akademisyenler doğru dini bilginin yayılmasının önemine değindi. Bu kanal bizim için çok enteresan diyebiliriz çünkü İslam dinini doğru tanıtmak, herkese dini eğitim vermek hakkında çok büyük katkısı var diye düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı çok büyük bir teşkilatmış. Onun içindeki Diyanet TV'de öyle. Çok büyük ve donanımlı bir teşkilat. Basında Diyanet'e bakacağız şimdi kısaca. Star gazetesinden bir haberle başlayalım. Mekke öncesi çevre dersi alacaklar, hacda sıfır israf başlığını görüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ibadet için bu yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına sıfır atık sıfır israf projesi kapsamında çevre bilinci dersi verilecek. Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Sıfır Atık Sıfır İsraf temasıyla uygulanması çalışmaları devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Remzi Bircan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çevreci bir hac organizasyonu amacıyla önce özellikle Arafat'ta çevre temizliğine yönelik tedbirler alındığını, bu yılsa uygulamanın daha çok geliştirildiğini belirtti. Bu kapsamda Türkiye'de oluşturulan altyapı çalışmasının oluşturulduğunu bildiren Bircan, Sıfır Atık Sıfır İsraf Projesi çerçevesinde hacılarımızın konaklamış olduğu otellerde, bulunmuş olduğu mekanlarda Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de ama özellikle Arafat Meydanı'nda hacılarımızın konaklayacağı yerlere atık kutuları oluşturacağız ifadelerini kullandı.
Milli Gazete'den bir haber, Kur'an kurslarına büyük ilgi başlığıyla aktarılmış. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl camide çocuk sesi, vatanımın neşesi sloganıyla başlayan yaz Kur'an kursları Yalova'nın Altınova ilçesinde açıldı. İlçedeki camilerde açılan yaz Kur'an-ı Kerim kurslarına çocuklar büyük ilgi gösterdi. Altınova müftüsü Recep Eren, ilçedeki camileri gezerek yaz döneminde açılan kurslara katılan öğrencilerle bir araya geldi. Yapılan çalışmalar hakkında camideki din görevlilerinden bilgi aldı deniliyor bu haberde de. Ve son olarak Diriliş Postası'ndan bir haberi aktarıyoruz. Çivisiz cami ihtişamıyla hayran bırakıyor denilmiş. Fotoğrafıyla birlikte aktarılmış Osmanlı-Rus Harbi sırasında Batum'dan gelenlerin oluşturduğu İznik'e 30 kilometre uzaklıkta Samanlı Dağı eteklerinde bulunan Kırsalı Elmalı Mahallesi'ndeki Çivisiz Cami görenleri kendisine hayran bırakıyor denilmiş. Bu haberde iç ve dış kısmı da aktarılıyor caminin. Evet, bu haberle birlikte gündemi noktalıyoruz efendim. Güzel haberler alacağınız hayırlı bir gün olması dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılalım. Günün önemli başlıklarını yine saat 12'deki bültenimizde sizlere aktaracağız diyelim. Hoşçakalınız.